gelecektir. Ben şu anda dünyada Kürtçülük yapıldığı kanaatinde değilim. Şu anda dünyada yani Kürtçülük, Kürt ırkçılığı yapan ben birisine rastlamadım. PKK'de dahil, BDP'de dahil, KCK'de dahil, kim olur, İslamcılar da dahil, kim olursa Azadi de dahil, efendim Mustazafer de dahil, Hizbullah da dahil. Ben şu anda dünyada Kürtçülük, yani hani barajların bir su seviyesi var ya, efendim Kürtçülük, ırkçılık dozajına ulaşan bir söyleme, bir faaliyete rastlamadım. Buna birileri hemen şey yapıyor, yani hemen demin hocamın söylediği, yani korkuyoruz daha, hala Kürdistan kelimesini kullanmaktan adam korkuyor. Niye hemen Kürtçülükle itham edilir diye. Oluyor mu? Asla, Allah'a sığınırız. Ne demek yani? Yani Kürdistan kelimesini kullanmakla, yani eğer Kürtçülük yapılmış olacaksa, yani Kürtçülüğe ben şöyle inanırım. Birileri bana dese ki hocam Kürtçülük var dünyada. Ben diyorum ki ben inanmam. Nasıl? Bana, ben bir Kayserili olarak sabahleyin uyandığımda hemen evimin karşısında Ali Dağı var. Orada ne mutlu Kürdüm diye ne diye koca bir yazı görürsem eğer belki o zaman inanırım. Veya sırtımda Erciyes Dağı var. Şöyle kalktığımda yani koskocaman bir ne mutlu Kürdüm diye ne diye bir yazı görürsem o zaman derim ki bunlar da başlamışlar, ha bu Kürtler de Kürtçülüğe başlamış diyebilirim. Veya güzergahımda okullar var birkaç tane. O okulların yanından geçerken varlığımız Kürt varlığına armağan olsun diye Türk çocuklarına eğer böyle bağırtırılıyorsa Kürtçülük var ya bu ülkede diyebilirim. Başka ne olabilir ya? Allah aşkına ne yapılıyor Kürtçülük adına? Yani bir insanın yani Kürdüm demesi, Kürdistan demesi, Kürtçe konuşacağım. Yani bütün bunlar nedir? Bunlar gülünecek şeyler. Bunlar Türklerin yani iliklerimize işlemiş ha. Yani ırkçılığımız, yanlış anlamayın. Bakın bizler radikal Müslümanlar olarak dikkat edin, ırkçılığa şuna buna şiddetle karşı olan kardeşlerimizin bile inanın farkında olmadan ciğerlerimize bulaşmış ırkçılığımız. Yani Kemalizme karşı çıkmışız, dinsizlik yönüne karşı çıkmışız ama Türkçülüğü biraz hoşumuza gitmiş herhalde çaktırmadan. Yani Kemalizmin dinsizlik yönüne karşı ayaklanmalar olmuş Anadolu'da bilme ama Türkçülük biraz şey olmuş yani çaktırmadan benimsemişiz, içimize şey yapmış yani işlemiş ki yani öyle işlemiş ki ben bunu geçen bir başka oturumda böyle söyledim. Yani bir alet icat edilse de hani yalan makinesi icat edilmiş işte birilerine tuttuğumuz zaman yalan söylediğinde bağırıp çağırıyor herhalde şey gösteriyor alarm falan veriyoruz siren çalıyor sinyal çalıyor herhalde. Yani böyle bir alet icat edilse bize tutsalar şöyle yüreğimize birkaç kelime kullansalar yanımızda inan yani işte ben Kürdistan'dan geliyorum cazır cazır öter ha bizim aletler. Yani öyle şey Yunanistan'dan geliyorum dese yok bir şey yok. Yani İngilizce konuşsa hücuma bak yapalım. Ama Kürtçe ne diyor ya aynen. Onun için bu hastalık Türklerde. Onun için ben bugün dünyada ciddi bir veya bu bölgede çok ciddi bir Türkçülük sorunu, Türk sorunu var. Türkçülük sorunu var. Bu bölgede hem de en dindarlarımız da artık ırkçılarımızı yani açıktan açığa dobura dobur Türk ırkçılığını yapanlar bir tarafa. Türk ırkçılık İslam'da yoktur diyen radikal İslamcı Türk kardeşlerimizde bile ben şöyle nabız yokluyorum. İnanın bu var içimize bulaşmış. Onun için bir yazı yazayım ya baba biz faşist miyiz biraz falan diye böyle bir şeyler